Hayati risk yaratan kolesterolü hangi besinler tetikliyor? Bu sorunun yanıtını ve kolesterolle mücadele etmenin yollarını Doktor Ender Saraç anlatıyor. Yüksek olanlar için bazı doğal reçeteler verir. Hayati riske bile neden olan kolesterole düşman besinler ve karışımlar. 2 litre taze limon suyunu. Doktor Ender Saraç'ın tarifleriyle Magazin 8'de. Kolesterolü doğal yolla düşürüyor. Doğal ve sağlıklı yaşam üzerine araştırmalar yapan Doktor Ender Saraç, kolesterole karşı herkesin hareket etmesini, spor yapmasını önerdi. Kolesterolün en büyük düşmanlarından birincisi hareket. Siz biraz yağ alıyor olabilirsiniz ama yakmak da çok önemli. O yüzden birinci maddeye yağı yakmak diyorum. Yani kolesterolü yakabilecek egzersiz yapmak. Sağlıksız beslenenler için kolesterol kaçınılmaz bir hastalık. Doktor Ender Saraç'a göre işte bu besinler kolesterolü tetikliyor. İkincisi sağlıklı beslenme. Eğer siz sürekli olarak beyaz un ve beyaz şeker yerseniz, özellikle çok yağlı kızartmalar, fast food yerseniz, aşırı miktarda katı yağ tüketirseniz bu da kolesterolün artmasını destekler. İşte kolesterolün düşmesini sağlayan besinler. Üçüncüsü yulaf ezmesi kolesterol düşürür. Posalı yenen meyveler, özellikle greyfurt kolesterol düşürür. Chia tohumu kolesterol düşürür. Keten tohumu kolesterol düşürür. Yeşil çay kolesterol düşmesine yardımcı olur. Zencefil kolesterol düşürür. Biberiye kolesterol düşürür. Kekik suyu kolesterol düşürür. Ve kuşburnu marmelatı veya kuşburnu posası da kolesterol düşürür. Her gün bir çay fincanı kadar yulaf ezmesi tüketen kişilerde %10-15 oranında kolesterol düşüyor. Bu bir. İkincisi, sabah ve akşam aşağı yukarı 3 yemek kaşığı kadar kekik suyunu bir parça suyla karıştırıp içenlerde yine %10 civarında bir düşme oluyor. Üçüncüsü, kolesterol düşürücü mucize bir tarif vereceğim size. Denenmiştir ve işe yarıyor. Sarımsak limon kürü. Nasıl hazırlanıyor? 2 litre taze limon suyunu, yani 2 litre limon, taze limon suyunu sıkıyorsunuz. 2 litre olunca limonun suyu, içine 40 diş sarımsağı hafifçe patlatıp içine atıyorsunuz. Ama ezmiyorsunuz. Bıçağın yan kenarıyla şöyle pıt diye hafifçe bir patlatıyorsunuz. Ve 2 litre taze limon suyunun içerisine 40 diş sarımsağı atıyorsunuz. Sonra bunu güneş ışığı görmeyecek serin bir yerde saklayıp, tercihen koyu renk bir kavanoz veya açık renk şeffaf bir cam kavanozsa da etrafını folye ile çevirip sadece günde bir kere şöyle bir baş aşağı yapıp döndürüyorsunuz. Çalkalamıyorsunuz. Sadece baş aşağı yapıp döndürüyorsunuz. 30 gün sonra, 30 ila 40 gün sonra sarımsak bütün şifasını limonun suyuna veriyor. Sonra bunu sabah ve akşam bir çorba kaşığı kadar bu sarımsağın özünü verdiği limon suyunu sabah ve akşam aç karnına içiyorsunuz. Üstüne bir bardakta su için, denenmiştir. Çok güzel bir şekilde damarları açıyor, tansiyonu düşürüyor, enfeksiyonları önlüyor ama en önemlisi kolesterolü doğal yolla düşürüyor. Ancak bu karışımlar bazı kişilere sağlık açısından sorun yaratabilir. Tabii bunu mide ülseri olanlar veya limona veya sarımsağa alerjisi olanlar yapamaz ama onun dışında yapabilirler. Bu mucizevi ve çok etkili bir tariftir. Kekik suyunda aynı şekilde sabah ve akşam bir çorba kaşığı içildiğinde faydası oluyor. Ama kekik suyunun tek bir dezavantajı, şekeri de düşürür, kolesterol de düşürür ama tansiyonu bir puan çıkartabilir. O yüzden yüksek tansiyon hastalarına kekik suyunu önermiyorum. Kuşburnunu da her yıl bolca alın, kaynatın. Böyle marmelat gibi yapın, şekersiz. Onu da böyle yuttuğunuz zaman mayhoş hoş bir tadı olur. Biraz tarçın da ekleyebilirsiniz. Günde 2 tatlı kaşığı kuşburnu marmelatını şekersiz tüketmek de yine kolesterol düşmesine yardımcı olur.